Ego en kötü özgüven hilebazıdır. Egodan daha kötüsünü hayal bile edemeyiz. Çünkü onu göremezsiniz. Ve en büyük düzmece de yerini almasıdır. Sorun, egonun bakacağınız son yerde saklanıyor olmasıdır. Kendi içinizde. Düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi gösteriyor. Gerçek duygularınız gibi hissettiriyor. Siz de o olduğunu sanıyorsunuz. Egolarını koruma ihtiyacı duyan insanlar sınır tanımazlar. Yalan söyler, hile yapar, çalar ve öldürür. Ego sınırları dediğimiz alanı korumak için her şeyi yaparlar. İnsanlar mahkum olduklarını bilmez. Bunun ego olduğunu bilmezler. Aradaki farkı asla anlamazlar. Başta aklın kendi ötesinde bir şey olduğunu kabullenmek zordur. Bu kişinin ötesinde bir şeydir. Daha değerlidir ve gerçeği yorumlamada kapasitesi daha fazladır. Ego dini anlamda şeytan olarak kabul görür. Ve tabii kimse egonun ne kadar zeki olduğunu anlamaz. Çünkü şeytanı yarattığı için suçu başkasına atmayı seçerler. Bu hayali dış düşmanı yaratmada çoğu zaman gerçek düşmanlar yaratırız. Bu ego içinde gerçek bir tehdittir ama aynı zamanda yaratılışında da vardır. Kafanızdaki ses size ne söylerse söylesin, dış düşman diye bir şey yoktur. Bu düşman algısı bize düşman olarak yansıyan egonun yansımasıdır. Bu açıdan bakarsak, yarattığımız yüzlerce dış düşmanı aslında kendimizin yarattığını görürüz. En büyük düşman, kendi algınız, kendi cehaletiniz, kendi egonuzdur.